Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Türk Telekom'un kısa bir süre önce duyurduğu e-derge uygulamasına göz atıyoruz. Uygulama ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Türk Telekom'un e-derge uygulamasını Google Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda iOS sürümünde olduğunu belirtelim. Uygulamayı yükledikten sonra uygulamaya girerken cep telefonu numaranızı ve bir şifre girmeniz gerekiyor. Başlangıçta bunu alıyorsunuz. Aldıktan sonra ancak giriş yapabiliyorsunuz. Giriyoruz uygulamamıza. Uygulamaya girdiğimizde karşımıza bir ana sayfa geliyor. Burada dergiler yazıyor. E-dergi uygulaması. Kategorilere göre ayrılmış olan dergiler var. Moda kadın, özel ilgi, dekorasyon, ekonomi, gençlik çocuk, magazin, gezi keşif, sağlık ve fitness, yaşam, yemek, teknoloji gibi kategoriler var. Bu kategorileri sol üst köşede bulunan 3 tane çizgimiz var. Oraya bastığımız zaman da görebiliyoruz. Burada bakın bütün kategoriler mevcut. Uygulamanın içinde dergiler ve gazeteler olmak üzere iki farklı bölüm var. Dergilerde istediğiniz gibi seçim yapabiliyorsunuz. Örneğin şimdi bir teknoloji sitesi olduğumuz için teknoloji dergilerine girelim. Gördüğünüz gibi burada Level, Macline, Platin, ki Platin biraz teknoloji dergisi değil ama neyse. Popular Science, New Tech, TV bunun kendi dergisi yani Türk Telekom'un gibi dergiler var. Bunun eski sayıları da burada bulabiliyorsunuz. BT Haber var. Çip var. Çip'in Ocak sayısı var. 3 aylık olduğu için artık çip yeni sayısı yani Mart sayısı henüz daha yok. Eski sayı aşağı indikçe de eski sayıları görmeye devam ediyorsunuz. Bunu da belirtelim. Nasıl okuyabiliyoruz dergileri? Diyelim Popular Science okuyacağız. Açtık. Bu da maşallah biraz yüksekmiş. Daha küçük bir şey bulalım. Level'a bakalım. 39 MB'miş Level'ın boyutu. Mart sayısını indir diyoruz. Level dergisini indiriyoruz. 39 MB'da fena bir boyut değil. Evet şu an iniyor. Ekranda da gördüğümüz gibi. %15'i geldi. Evet uygulamamız indi. Yukarıda bir kalp işareti var. Burada favorileri alabiliyorsunuz. Çöp kutusunda var. Çöp kutusuna da bastığımız zaman silmek istiyor musunuz diye soruyor. Yani çöpe atabiliyorsunuz indirdiğiniz dergiyi. Oku diyoruz. Derginizin sayfası geldi. Gayet güzel bir şekilde böyle pinç hareketiyle zoom girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda da. Sayfaları birebir ne varsa dergide, normal dergide şöyle bakalım. Mesela okuyabilecek kadar da zoom girebiliyorsunuz bu arada. Gayet başarılı. Yani kötü bir kalite değil bu arada onu söylemiş olayım. Oradan bakalım. Kürşat'a biraz zoom girelim. Kürşat zaman. Evet. Mesela böyle. Bu şekilde yazıları, içerikleri, ilanlarına kadar her şeyini okuyabiliyoruz. Gayet başarılı olmuş. Mesela şu yazıya bir bakalım. Evet, bütün yazıları rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Geri dönelim. Dergiler bu şekilde. Beğenmediğiniz dergiyi de yine isterseniz sonra silebiliyorsunuz. Eğer Level'a ait tüm sayıları da buraya tıkladığınızda şu an Level'ın mesela bakın birçok sayısı burada var. En son Ocak 2017'ye kadar geri gidebiliyorsunuz. Bir yıllık eski sayılarını da görebiliyorsunuz. Onu söylemiş olalım. Diğer kategorilere bakacak olursak gazete karşımıza çıkıyor. Bu arada diğer kategorileri bir hızlıca bir göz atalım. Dekorasyonda Home Art var, House Beautiful var, Marie Claire var, Evim var, Maison Française var. Var da var. Yani birçok bilinen en azından dergilerin birçoğu olduğunu söyleyebiliriz. Yani dergi sayısı yeterli mi? Bence yeterli. Daha fazla olabilir mi? Elbette daha fazla olabilir. Tahminim önümüzdeki dönemde bu sayı biraz daha artacak, zenginleşecek diye düşünüyorum. Gazete tarafına bakacak olursak gazetede de Star var, Yeni Şafak, Güneş, Akşam, Daily Sabah, Fotomaç, Sabah, Takvim, Yeni Asır, Hürriyet, Posta, Fanatik gibi gazeteler var. Örneğin işte Hürriyet'in veya Sabah'a bakalım. Sabah'ın son sayısına bakıyoruz. 87 MB'miş. O biraz yüksekmiş. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'i indirmiştim ben. Yok indirmemişiz. İndir diyoruz. 27 MB Hürriyet'in gazetesi. Bu arada ekler yok. Yani ek kısmında ki işte kelebekli vesaire gibi ekleri göremiyorsunuz. Sadece ana gazeteyi indirip okuyabiliyorsunuz.
Bu indirdiğiniz dokümanlar eğer tarifenizde bu e-dergi paketi varsa kotanızdan düşmüyor, onu söyleyeyim. Ama paketinizde yoksa ya da farklı bir operatörden gelip bu dergileri, gazeteleri okumak istiyorsanız o zaman kotanızdan düşeceğini takdir ederseniz ki söyleyebilirim. Yine hızlıca zoom girebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Gayet büyük bir şekilde çıkıyor. Fotoğrafları görüyorsunuz, yazıları vesaire okunabiliyor yani. Okunma ile ilgili bir sıkıntısı yok. Buradan böyle bu şekilde yine normal gazeteyi okur gibi bütün sayfalarını okuyabiliyorsunuz. Ben beğendim. Başarılı olmuş. Mesela silmek istediğimiz dokümanı da buradan evet dediğimiz zaman telefonunuzda da bu akıllı telefonunuzda yer kaplamamış oluyor. Ben beğendim. Gayet başarılı olmuş. Geliştirecek yönleri var mı? Evet. Uygulamanın bazı geliştirilebilecek yönleri var. Biraz daha tasarım kullanıcı dostu olabilir. Biraz daha yeni özellikler eklenebilir. İçerik sayısı artabilir biraz daha ama yine de genel olarak başarılı olduğunu söyleyeyim. Kütüphanemde olan, indirmiş olduğum dergileri bu kütüphanem kısmında görebiliyorum. Aramadan istediğim gibi arama yapabiliyorum. Ve favorilere koyduğum, eklediğim gazete ve dergileri yine favorilerden aşağıda görebiliyorum. Bu arada şu sağ üst köşedeki menüye tıkladığımızda telefon numaranızı ve çıkış yapma şeyini görebiliyorsunuz. Sol taraftaki şeye tıkladığımızda ise menüden kategorileri görüp gazete veya dergi seçimini yapabiliyoruz. Gayet başarılı olmuş. Geliştirecek yönleri var evet ama özellikle cep telefonunuzdan veya tabletinizden ücretsiz olarak dergi okumak istiyorsanız önerebileceğimiz bir uygulama e-dergi. Özellikle de tarife paketinizde e-dergi aboneliğiniz varsa bu hakkınızı kullanmanızı öneriyoruz. Evet, e-dergi geliştirilecek yönleri olsa da önü açık ve oldukça iyi bir program. Özellikle gazeteleri ve dergileri ücretsiz olarak okumak istiyorsanız ve bununla ilgili bir paketiniz de varsa Türk Telekom'un e-dergi uygulaması size ilaç gibi gelecektir. Özelliklerini anlattık, fonksiyonlarını anlattık. Farklı operatörlerin de isterseniz, abonelerin de ücretli olarak kullanılabileceği uygulamayı hem Google Store aynı zamanda iTunes üzerinden de iOS kullanıcıları erişebiliyorlar. Videolarımızla ilgili her türlü görüş, yorum ve eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.